Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebine Muhammed. Mektubat 86'da 3. mesele, 18. mektubun 3. meselesi. Hikmet ve akıl ile halledilmeyen bir mesele mühimme diye başlıyor. Burada bir sual var abi. Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? El cevap, şu hikmetin izahı 1000 sayfa ister. Öyleyse izahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini 2 sayfaya sıyıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs bir vazife-i fıtriyeyi veyahut bir vazife-i içtimai yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa, elbette ona dikkat eden anlar ki o vazifeyi ona gördüren 2 şeydir. Bu ikinci şeyin birisi vazifeye terettüp eden masraflar, semereler, faydeler ki illeye gaye. Yani bu illeye gaye 3 tane şey. Masraflar, semereler, faydeler ki. Üstte zaten noktalı virgülle orada ayırmış yani. Ne maksatlar? Maslahatlar, semereler, faydeler. Bunlar illeye gaye. Yani bir insanı hareketlendiren bu. Maksadı olması lazım. Gayesi olması maslahat. Ha, maslahat lazım. Gayesi olması lazım. Bir de semere, fayda. Semere ve faydası olması lazım ki bu üçü. Üçü olsun. Yani bu, insan hareketi geçsin. Ha, bu üçü illeye gaye. İlleye gaye. İlleye gaye. Üçüne. Evet. 2 şeyden birincisi illeye gaye. İlleye gayenin içinde de bu üçü var. Ya maslahat var, ya semere var, ya da fayda var. Ki illeye gaye. Evet abi. Vazifeyi gördüren ikinci şey, bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki hararetle o vazifeyi ona yaptırıyor ki ona dâi ve muktazi tabir edilir. Bizim asıl meselemiz bu. Dâi ve muktazi tabir edilir. Yani bu 2 tabir. Mesela üstad burada bir tane misal vermiş abi. Dâi, muktazi, gayeyi, işte faydayı hepsini bir cümlede, yani bir misalde hepsini izah etmiş yani. Çok veciz bir şekilde. Yemek yemek. Şimdi yemek yemek bir fiil abi. Bir vazife yani. Buraya da yazdık. Yemek yemek. İştihadan gelen diyor. İştiha burada dahi oluyor. İştihadan gelen. Yani iştihadan işte çıkıyor. İlk başta çıkış noktası iştiha. İşte kaynak. Bu dahi yani. Dahi. İştihadan gelen bir lezzet bir iştiyaktır ki. Bir lezzet bir iştiyaktır ki muktazi. Muktazi de ismi fail. Yani bir şey meydana getiriyor. Mesela katip mesela yazdığı kitap. Mesela katip kitap yazdı. Yani katip gibi ismi fail. Bu muktazi bir lezzet bir iştiyaktır ki ismi fail. İsmi fail. İsmi fail. Bir iştiyaktır ki onu yemeğe sevk eder. Yemeğe sevk etmesi muktazi. Yani mukteza. Muktazi muktezaya sevk etti yani. Mesela muktaziye katip dersek muktazi mukteza yaptı. Yani bu yemeğe sevk etmesi de kitap yazmak gibi. Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir. Noktalı virgül hayatı idame etmektir. Yani yemeğin neticesinden sonra 2 tane üstad cümle söylemiş. Birisi vücudu beslemek, diğeri hayatı idame etmek. Burada gaye fayda söylememiş abi. Ben bunu şeyden çıkardım. Mektubat 24. mektupta orayı da açayım. Hı. 24. mektubun başındaki sualin el cevabında 24. mektubun başında sual var. Sualin el cevabında üstad şöyle yazmış abi. Dâi ve muktazi gösteren 5 remiz ile gayeleri ve faydaları gösteren 5 işaret ile şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikat-ı uzmaya uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Şimdi abi dâi ve muktaziyi gösteren 5 remiz, gayeleri ve faydaları gösteren 5 işaret dediğinde dâi gayeye bakıyor nazm manisiyle, muktazi de faydaya bakıyor. Şimdi buraya uyguladığımız abi, gaye dâiye bakıyor, vücudu beslemek. Yine mektubat 287'de diyor ki, gayeler saniyine bakar diyor.
Gayeler saniyine baktığına göre vücudu beslemek de saniyine bakıyor. 20. mektupta dediği gibi rızkı vermek, seni beslemek diyor, Allah'ın vazifesidir diyor. Yani bu vücudu beslemek aslında bize ait bir şey gibi görünürken aslında Allah'ın gayesi bu yani. Allah'a ait bir şey. Bunlar. Evet abi. Bu gaye, vücudu beslemek Allah'a ait. Faide, bu faide de muktaziye bakıyor. Hayatı idame etmektir. Hayatı idame etmek de insana bakan tarafı. Neticede insana bakan tarafı hayatı idame etmek. Sonuç mu şu? Hayatı idame etmek insana mı bakıyor? Bu netice Allah'a bakan tarafı vücudu beslemek abi. O Allah'ın vazifesi. 20. mektupta evet. Öyle söylüyor. İnsana bakan tarafı da hayatı idame etmektir. Şimdi abi bir de şu dâi açmak için onun da sözlerini okuyacağım. Sözler 122'de, 11. sözde. Ahali o üstadın aleyhissalatü vesselam sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad aleyhissalatü vesselam, vücudu kasrın dâisidir. Burada vücudu kasrın dâisidir diyor Peygamber Efendimiz'in vücudu için. Ve ahalinin istima kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, şu üstad aleyhissalatü vesselam olmasaydı, o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Yani abi, dahi olmasaydı bu fiil ortaya çıkmazdı yani, gerçekleşmezdi. Ya bu silsile hiç olmazdı. Yani hiç olmayacaktı çünkü diyor ki, şu üstad aleyhissalatü vesselam olmasaydı o Melik-i Zişan, Allah şu kasrı bina etmezdi diyor. Yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdın sırrı yani. Bu dahi olmazsa olmaz. Muktazi de ahalinin istima diyor kasrın bekasına sebeptir diyor 122'de. Yani bu muktazi olduğu sürece bu fiil devam ediyor. Mesela bir lezzet bir iştah olduğu sürece yemek yemek devam ediyor. Lezzet iştah olmasa yemek yemek kesilir yani. Mesela normalde yemek yemek iştahıyla başlar. İştahıyla başladıktan sonra mesela Peygamber Efendimiz doymadan kalkın diyor. Mesela iştahıyla başladı, yemek yemeye başladı. Ama lezzet iştiyak devam ettiği için doymadan kalkamıyor genelde insan. Devam ettiği için bu lezzet bu iştiyak kesilmiyor. Onun için o yemek yeme fiili devam ediyor yani. Muktazi evet. Devam ettiriyor ama dahi ilk başlatan yani. Olmazsa olmaz. İlk sistemin kendisi o zaman iştiha. Evet o ilk şey yani iştiha. Burada iştiha dahi oluyor. Şeyde de sözler 122'de de yine bu dahi muktazıyı uyguladım abi ben. Demek vücudu üstad aleyhissalatü vesselam vücudu kasrın dâisidir ve ahalin istima kasrın bekasına sebeptir. Ben bunu bu şeye uyguladım. Dâi vücudu üstad. Yani Peygamber Efendimiz vücudu. Onur Muhammed'in yaratılması. O olmasaydı o kası bina etmedi. Üstad zaten açık söylemiş. Muktazi ahalinin istima. Bu ahalin istima devam ettikçe bu fiil devam ediyor. O da kasrın bekasına sebeptir. Yine üstad kendisi onu söylemiş. Buradaki mukteza, yani buradaki fiil, tarifi dinlemek, tanımak. Yani burada diyor ki, ahali o üstadın aleyhissalatü vesselam sözünü kabul edip dinlemesidir. O üstadın aleyhissalatü vesselam talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek. Yani bir lezzet, bir iştiyak olan, yani burada ahalin istima, eğer ahalin istima kesilirse, eğer dünyadan Kur'an çıkarsa yani insanlar bırakırsa tebdil ve tahvil edilecek diyor. Kıyamet kopacak. Yine burada gaye yani Allah'ın bu şeydeki gayesi vücudu üstadda vücudu üstad dahi muktazi ahalin istima mukteza tarifi dinlemek tanımak o fiil gaye yani bunun Allah'a bakan tarafı bu sözlerdeki yerin kendini size tanıttırma. Yani Allah'ın buradaki gayesi Allah'a bakan tarafı, kendini bize tanıttırması, bize bakan faydası, yine onu da buraya uyguladım, o da Darüsselam'dır diyor. Yine o burada şeyin içinde var. Burada 11. sözü söylüyor, Darüsselam'dır diyor yani. Neticesi mi? Neticesi. Yani insanların ondaki faydası. Bir de şeyde var abi, sözler 525'te var. Yine bu dâi muktazi. Şu
Anlıyor musunuz biraz? Evet. Mehmet'le. Takip ediyorsunuz. Bak mesela dahi, muktazi, mukteza, gaye ve fayda tabirleri nasıl kullanmış? Eylemde nasıl kullanmış Üstad? Bu olayın içerisinde Allah'ın şeyi, fiili zaten hepsi o da. Fakat bize bakan tarafıyla onun bizzati işin içindeki faaliyetini fark etmek için. Mesela daha bunu böyle bir şekilde tanımlanmasa bu kader meselesini de aslında kanuniyetini anlatıyor bu. Devam et bakayım biraz gitsin. Şimdi sözler 525'te abi 29. sözün ikinci maksadının sonunda işte menabi aşere ve 10 medar, burada 10 medar sayıyor. 10 medardan sonra bir hassi kati, bir bürhanı katı intihar ediyorlar. O pek esaslı has ve o pek kuvvetli bürhan haşir ve kıyamete dâi ve muktazinin vücuduna katiyen delalet ettikleri gibi. Sani-i Sülcelal'in dâhi 10. sözde katiyen ispat edildiği üzere hakim, rahim, hafiz, adil gibi ekser esma-i hüsnası haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet-i ebediyenin vücudunu iktiza ederler ve saadet-i ebediyenin tahakkukuna kat'i delalet ederler. Demek haşir ve kıyamete muktazi o derece kuvvetlidir ki hiçbir şek ve şüpheye medar olamaz. Şimdi bunu da ayırdım abi. O pek esaslı has, haşre bakıyor. Bu dâi. O pek kuvvetli bürhan kıyamete muktazi. Şimdi dâi burada ben dâiye abi Esma-i Hüsna dedim. Evet. Çünkü dünyada Allah'ın esması görünüyor. Nihayetsiz esması. Esas merkezde o. Yani esas merkezde ilk başta zaten her şeyin kaynağı Esma'ydı. Şimdi dâi Esma, muktazi, yani bu esmalar icraat oldu, cilve cemal nakış sanatı oldu. En sonunda kıyamet koptu yani. Yani bu sistem, yani bu kainat sistemi en son kıyamete gitti, kıyamet koptu yani. Bu muktazi, yani oraya doğru sürükledi. Mukteza, yani bu kıyametin neticesinde, yani bu kıyamet neye getirdi? Kıyamet koptuktan sonra. Bu da haşri iktiza etti yani. Haşri meydana çıkardı. Haşir buradaki fiil, yemek gibi yani, yemeğe sevk etmek gibi. Yani haşre sevk etti. Kıyamet koptu, sonra haşre sevk edildi. Yani kanuniyetini yakaladı. Kardeşim istediği yerde kullanıyor şimdi bunu. Nereden çıktı var ya sureti, kanuniyet, hakikati, mahiyeti. Kanuniyeti yakaladı. Bunu haşirde kullanıyor. Esmada kullanıyor. Kaderde de kullanabilir. Dâi, muktazi, mukteza. Bu bir kanuniyet bu. Bak nerede kullanıyor? Esma. Niçin ahiret var? Çünkü dâi var, esma var. İktiza, muktazi, o cilve cemal nakış sanat itibariyle kendisi yaptı. Peki sonra ne oldu en sonunda? Bu ne iktiza ediyor? Beka iktiza ediyor. Sonra devam et. Sonra bu icraatta Allah'a bakan gayesi, saadet-i ebedinin vücudu. Zaten burada söyledi metinde. Saadet-i ebedinin vücudu, buradaki Allah'ın gayesi. İnsana bakan faydası da saadet-i ebediyenin tahakkuku, yani meydana gelmesi. Yani vücudu, saadet-i ebediyenin vücudu niye Allah'a bakıyor? Çünkü hakim, rahim, hafiz, adil gibi ekser esma-i hüsnası diyor yani. Yani bu isimler 10. sözde ispat ettiği gibi saadet-i ebediyenin vücudu olmak zorunda yani. Yani bunlar iktiza ediyor yani, olmazsa olmaz yani. Burada insana bakan faydası da saadet-i ebediyenin tahakkuku. Mesela saadet-i ebediye, o ebedi saadet, yani Allah'ın saadete ihtiyacı yok, ebedi saadete. Ama insanın ihtiyacı var yani. Ama saadet-i ebediyenin vücudu, onun yaratılması, onun devam etmesi, yine rububiyet de orada devam edeceği için abi, bu Allah'a bakan gayesi. Bir daha ben şöyle bir şey çizdim. Ağaç çizdim. Yap onu. Şurada ağaç yap onu. Şu kenardaki boşlukta yap. Tamam şöyle. Şu boşlukta ki şekille biz daha iyi anlarız.
Şimdi ben burada çekirdek evvel buna dahi dedim, çekirdeğe dahi dedim. Yani çekirdek olmasa bu ağaç meydana çıkmazdı yani esraf dairesinde. Bu ağacın batını, programı muktezi, yani bir lezzet, bir iştiyak. Ağacın zahiri, ağacın zahiri de görüntüsü, bu da mukteza. Yani fiilin kendisi, görünen tarafı. Görünen taraf. Görünen tarafı. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan meyvede ahir oluyor. Bu ahir de gaye fayda, yani netice. Neticede de, neticenin içinde iki tane şey var, gayde ve fayda. Bir Allah'a bakan taraf var, bir de insana bakan taraf var. O zaman şöyle yaz, daha iyi. Kamu bunlar yazmıyor. Renkli kalem masaj mı? Burası. Daha iyi değil mi? Evet abi. İkisi de çekiyor. Bu muktazi mi? Batın muktezi abi. Sonra iyi çekiyor. İyi çekiyor değil mi? İyi çekiyor. Muktazi dediğini yazıyorum ben. Zahir mukteza. Mukteza. A çekiyor. Ahirde netice var. Netice? Neticenin içinde de gaye fayda var. Netice. Bu da gaye fayda. Allah ezel ve ebed ilim sahibidir. Bilmek cehaleti barındırır. Bildi, biraz da bildi, biraz da bildi. Tamam. Allah ilim sahibi. Mazi müstakbel. Yeni bir şey öğrenmez tövbe. Demek ki bak bir daha soğan şey gibi. Ama öyle denmesi lazım. Kur'an'ın rahmet olmasının sebebi Kur'an'ın muhatabı ekserisi avam olduğu için. Avamı böyle. Neydir? İmtihan için. Sonra ama havasa da ipucu veriyor. Yani nedir o? Bir üst tabakaya diyor ki, evet bunu halka böyle dedik ama aslı istidatların bir kuvveden bir fiile çıkması lazım. Avam anlamaz bunu. Bir üst tabakaya da dedi ki, istidat ve kabiliyetlerin inkişafı için burası da kurulmazdı. Ahirette de yapardı yani. Adem Aleyhisselam buraya getirmeden de olurdu. Esmalar bunu iktiza etti. Esmalar mesela halk etmesi lazım, yok etmesi lazım, mücadele etmesi lazım esmalar var. Esma iktiza etti. Sonra bu esmanın iktizası için buraya kadar bize bakıyor. Esmalar bunu iktiza etti. Ama bunu 24. mektup hulasa ediyorum. Ha size bunu. Sonra esma iktiza etti. Esma yani ezeli ve ebedi varken Allah yoktu hiçbir şey. Yani şimdi mi tövbe hatırına geldi gibi sorular da geliyor ya bir sürü. Yani bunu düşünen insanlar korkmayın. Sokaktaki insan hatırına gelmez. Zaten bunları geçmesi lazım ki düşünsün yani. Nasıl oluyor? Şuunat-ı zatiyesinden oluyor esmaların aktifi. Yani Allah mahlukatı yaratmadan önce esması, sıfatı, sıfat-ı zatiyesi, şuunatı diye böyle bir kategori yok yani. Onlar tektir. Tek bir şey. Biz anlamak için mesela diyelim ki beni nasıl tanır? Bakar bir kere bana, yaşıma başıma bakar, konuşmama bakar, tutarlılığıma bakar, konuştuğuyla davranışın ne kadar şey. Sonra bilir ki bunun iç alemi farklı. Böyle olur ya. Sonra hepsine bir isim koyar. Zahir-i Hasan der. Davranışıma işte nur talebesi der. İşte içsel alemine kul der. Hizmetçi der. Has der. Hassas der. Derdi der. Ama o hariçtekinin bana verdiği unvan. Oysa ben hepsine sahibim. Hiçbir bölünme yok. Mesela benim aklımla, vicdanımla, kalbimle, hissim, afam böyle bir bölünmeyi hissetmiyorum ki. Hepsi tek oluyorum. Hepsi tekim yani. Öyle bir bölünme yok. Ama ifade ederken aynı bunun gibi
bir daha imtihan için gelmişiz. Resul malımız olan, Resul malımız olan istidat ve kabiliyetler inkişaf için esmalar iktiza etti. Esmalar da yoktu ki. Şuunat-ı zatiyesinin dâi ve muktazisi. Şuunat-ı zatiye bunu iktiza etti işte 24. mektup. Şuunat-ı zatiye şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddesenin bütünlüğü. Karıştırırsan tayin pekmez karışım gibi 7 tanesi ne oluyorsa bunlar şu, yani mahiyet-i zatiye 146'dan söylüyor Mesnevi Nuriye'de. Mahiyet-i zatiyesi şuunat-ı zatiyesini. Şuunat-ı zatiyesi sıfat-ı zatiyesini. Sıfat-ı zatiye sıfat-ı subutiyeyi. Sıfat-ı subutiye esmaları diş şey olarak iktiza etti. O zaman Allah burayı yaratmadan önce de zaten Allah bu bir içinde mütecelliydi zaten. İlmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücutlar, vücudu hakiki olmamışlarsa da vücudu ilmiye diye anlatır 146 Mesnevi'de. Yani bu eflak yaratılmadan önce en merkezde mahiyeti zatiyesi ne yapıyordu? Şuunat-ı zatiye tecelli ediyordu. Şuunat-ı zatiye ne yapıyordu? Sıfat-ı zatiye tecelli ediyordu. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye tecelli ediyordu. Sıfat-ı subutiye esma-i zatiye, esma-i hüsnalar, esma-i fiiliye birbirine tecelli ediyordu. Tamam mı? Tecelli ediyor. Şimdi niye bunu anlattım? Okudukça Risale-i Nur'da bu mertebeler var diye söylüyorum. Yoksa bunları bilmesek çiçektir. Çiçek ot derler ya, basmıyor, anlamıyor, anlamadığında anlamıyor. Çiçekten, böcekten bahsediyor diyoruz. Şimdi diyor ki usta, sanattan sanatkara gitmek yolu, metubat orada, 280, bana bir sene kafi geldi. Biz ömür billah böyle okuyoruz. Onun için ülfet belası sağlamış. Ustanın okuduğu tarz değil bu. Öyle değil mi? Ben mi uyduruyorum? Öyle diyor. Bir sene bana kafir geldi diyor. Sanattan sanatkara gitme yolu. O neredeydi? Bu üçüncü kategori. Bir, imtihandı. İki, istidatlar kabiliyet olsun. Üç, esma iktiza etti. Görüyorsam Allah da görüyor. Ben odayı tanzim ettiğimse Allah da kainatı tanzim etti. Bu esmaların muktezaları vesaire, muktazileri de. Ama esas, yani sanda bunlar vardı. Bu işte bu ders. Bu konuş düşünebilmen için zeminler bunlar. Malzeme, dahi ve muhtazi. Sevk etti. İşte şuunat-ı zatiye iktiza etti. Nasıl iktiza eder? Güneşi güneş diye bilmen için şuası, fotonları, ziyası olması lazım değil mi? Şimdi bana söyleyeyim veya düşünün. Güneşin ışığı yok. Güneş olur mu? Işık yok. Güneş değil mi? Başka şey diyeceksin. Bir cisim. Kara delik gibi bir şey dersin. Ama güneş dediğin mi zaruri olarak ışık veren, ısıya dönüşen, şunu güneşi iş yapıyorsun. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Mehmet diye bir arkadaşım vardı. İki ayaklıydı, iki gözlü. Demeye gerek yok. İşte Cenab-ı Hak Allah dediğine göre Halik ismi var. O iktiza ediyor. Güneş deyince ışık verir. Güneş deyince ziya verir. Demeye gerek var mı? Ziya vermeyene güneş denilmediği gibi halk etmeyene de halik denilmez. Halik olabilmesi için mahlukat lazım. Yani birbirine iktiza etmesi lazım. İşte bu mesela bu 4 tane isim. Bak nasıl iktiza etti görüyor musunuz abi? Mesela, ağaç ama daha nedir? Yani yapı değil mi? Yaratılış. Olmasaydı olmazdı ya. Olmazdı. Dahi olmasaydı fiil hiç çıkmazdı. Hiçbir şeyi kuramazsın. Bu esma, evvel esma bu. Şimdi bu esma böyle bir şeyi tasarlamasa, böyle bir istidadı yapmazdı.
böyle bir kabiliyet gözükmezdi. Böyle bir sonuç da olmazdı. İstidat yazılımdır. Herkeste doktor olma, alim olma istidadındadır. Ama herkes doktor olma, marangoz olma kabiliyetinde değildir. Yani buradaki sistem, sonra istidat, bu ruh desek, bu istidat ama dışarıya çıkan hepsi çıkmamış buradakiler hepsi. Çünkü fırtına esmiş, dalını kopartmış. Adana sıcakta yetişiyordu, Rize'ye getirdin, cılız oldu. Yani zahiri o kadar şey değil ama zahir ağaç kaliteli değilse, meyve vermemişse, batınındaki istidadı eksiktir değil ya. Yani bu şeyi buraya uyguladı, çok hoş oldu. Biraz da yaklaştı. Allah'ın zatı sıfatında vücut yok mu? Nasıl bilinecek? Mevcut olman lazım. Bir de ben onu değişik bir şekilde yaptım. Yap bakayım. Yani onda emin değildim. Bir de şöyle yaptım. Dâi'ye Allah dedim. Harika. Muktazi Esma-i Hüsna dedim. Mukteza haşir kıyamet ya da kıyamet haşir ikisi ya da birisi olabilir yani benim emin değilim. Ondan sonra gaye ile fayda aynı. Gaye saadet ebedenin vücudu, fayda saadet ebedenin tahakkuku. Çok güzel oldu. Aynı. Bu da şey olabilir yani. Aynı. Ben insana uygulamaya çalıştım. Dedim ki böyle Allah Esma planladı bizi. Sonra istidadı yarattı. Sonra ne kadar çıktı dışarıya? Kabiliyet denilir. Kabil oldu. Kap oldu yani. Dere akıyor. İstidat. Maşapa ile kapla bardak kabın var, kova kabın var. Aldığın kadar. Kabil oldun. Kapla aldın. Kabiliyet oldu. Dere akıyor ha. İstiyor. Demek ki Allah planladı. Gayesi oldu. Evet. Batın yani muktazi. Bunu yazılımını yaptı. Zulüm olmasın diye herkeste insan hakikatini hakikatini yarattı. Yazılımı tamam. Ama herkes insan olamadı ki. Kabil değil. Kabiliyetini bozdu yani. O da zahir. Peki sonuç da bunları. Sonuç, ahir, netice, gaye ve faydası şu. Cenab-ı Hak saadet ebediyeyi, saadet-i ebediyede de kendi cilve bu cilve cemalındaki sanat şeklinde değil, bizzati perdesiz esmalar ezeli ve ebedi tahakkuk tecelli edecek. Tecelli de demeyeceğiz yani. Esmadan hariç bir mekan mı var ki esma oraya tecelli etsin? Esmada tecelli ediyor abiler. Mesela aynaya geçtin. Ben varım, ayna var, gözüken de ayrı, üç tane. Ayna olmazsa ben gözükür müyüm? Gözükmem değil mi? Esmalar için ne diyor? Mevcudat aynasında esmalar gözüküyor. Soru sormayacak mısın? 26. lemadan soruyor. Mevcudat aynasında esma gözüküyorsa, esma mevcudat, mevcudat nedir? Sıfatlardır. Yani esma perdesiz cennette tecelli edecek de, o cennet denilen mekan nedir ki esma orada gözükecek? Sıfatlardır. Aslında şu mevcudat gözükmeyen tarafı sıfattır. O gözükmeyen taraftaki şu gözüken üzerine giydirilen elbise esmadır. Esmalar sıfatta gözüküyor. Başka bir şey yok. İşte aldanış burada. İşte ama tertip yapmış tabii. Peki size şöyle söyleyeyim. Esma'ya vurduğu zaman, celal, cemala vurunca ortaya çıkan kıvılcım ne oldu? Kemal oldu. Yapayım, uygulama yapayım. Çünkü çok kafa yordum ben buna. 24. mektup. Söz. Zıtsız celal. Celal-i esmaları bir tecelli ettirdim tefekkürümde. Cehennem çıktı. Zarulu. Perdesiz cemali bir tecelli ettirdim. Cemal esmalar. Cennet oldu. Dedim ya bunu karma yapsak ne olur? Düşündüm arkadaşlar şu anda konuştuğum bir şey değil. Senin ikisini karma yapsam ne olur? Demek ki Allah bu istidadı bana verdi ki demek ki kendisi yapmış yani. Yani ne yaptı bende? Muktazi oldu şimdi.
O kendisi yaptığı için. Karıştırdım ne olur dedim. Bir baktım ki dünya oldu. Onun için bir şey söylediğim zaman çok böyle şey gelmişti böyle. Cenneti yapmaktan da, cehennemi yapmaktan da zordur dünyayı yapmak. Çünkü cennet tek boyuttur. Tek boyut derken güzelliklerin sonsuz boyutudur da tek zıt yok. Cehennem de tek boyut derken kendi mertebesinde nihayetsiz ama zıt yok, hayır yok yani. Güzellik yok cehennemde. Dünya öyle mi? Ya kardeşim şerin, cehennemin her mertebesi. Cennetin her mertebesini karıştıracaksın, birbirini ortada kaldırmayacaksın. Artı 10, eksi 10 beraber olacak. Çok zor ya. Ancak Allah lazım ya. Artı 10 derece buraya koy, eksi, artı artı kalsın, aynı anda eksi olsun. Odunda yaptı bunu. Dumanla nurun zıttı yani. Burasına elbise giydirmiş. Bize de elbise giydirmiş. Halet bir elbise, his bir elbise, düşünce bir elbise, fikir bir elbise. Onun, o elbisenin içindeyiz, bakıyoruz. Kabire, o mezara girdi. Bunlar hepsi esma esmaya tecelli ediyor. Bilmeyen çekti azap. Fark ettin mi? Sultan olan anlar bizi. Allah Allah, bu olmaması lazım. Risale-i Nur. Batın dersini anlatmıyorum ha. Batına buradan başlanılıyor. Bunları dert edinirsen, bunları düşünürsen, dert edinirsen, mevzu edinirsen, konu sen olursun. Bu enfusi değil ha bu konu. Enfuse girmek için merak haber sorulardır ya. Merak edeceksin. Bu sefer ben enfusi giriyorum denilmiyor zaten. Merak ettiğin anda zaten içindesin. Bunlar hep tertip. Esma esmaya tecelli ediyor. Mesela uygulayayım. Muhyi esması var ya, hayat, çiçekte hayat, tavukta hayat, kuşta hayat, melaikede hayat, Cebrail'de hayat, peygamberde hayat, bende hayat, zebanilerde hayat. Ne kadar mertebesi var? Nerede gözükecek bu? Nasıl olacak? Zıttı lazım. Mevt esması lazım. Mevt, hay iktiza ediyor. Yoksa gözükmez. Muhi esması gözükebilmesi için mümit, mevt esması lazım. O yüzden önce mevt yaratmış abi. Ne, nereden çıkarttın? Ellezî halakal mevte vel hayata. Evet. Halakal mevte. İnce mevt yaratılmış, sonra hayat yaratmış abi. İlk önce Adem. Adem diyor, sonra vücut diyor. Bir ters düşün bakayım ayeti. Peki, düz yaptın Arapçada. Aslında tersten geleceksin. Peki sana mevt adına... zatı ve subuti sıfatta meft var mı? Bir bak bakalım. Zatı sıfatları hayal et. Meft var mı? Yok abi. Subuti sıfatta meft var mı? Yok. Ama subuti sıfatta hay var. Evet. Demek ki hay mefti ihata etmiş, kuşatmış. Rahmetim gadabımı aştı. Sırrı. Meft niye var? Hayatın nihayetsiz mertebelerinin çıkış zemini olsun diye. Yoksa bize azap vermek, Allah bize ve hani azap vermek için, işkence yapmak için haşa, kabile sokacak falan, sizi yapıyorum lan işte, yorum böyle Allah bunlardan haşa, haşa, yüz bin defa haşa, keyif vermez. Yani buradaki sıkıntı bakanlığıdır. Onun için öyle yok değil mi? Onun için zaten... Hayat mertlik barındırdığı için ölüm yok çünkü. Zaten ne diyoruz bakın. Ölüme ne diyoruz? Ruhun cesetten çıktı diyoruz. Sonradan bu ceset toprağa girerken ruhu da oraya sokuyoruz. Lan kardeşim ruh çıktıysa cesedin gittiği yere gitmedi ki ruh. Ama ne yapalım? Camide öyle yapılacak. Çünkü çıktığı zaman birbirini çalıyorlar, çırpıyorlar, aldatıyorlar, yalan söylüyor. Yalan söylüyor, iftira ediyor, zina ediyor, içki içiyor. Oruç tutmuyor. Kardeşim mezara gireceksin. Hakikaten ha. Zahiri böyle. Gireceksin, perdelikler şey yapılacak. Kalktığın zaman tahtaya vuracaksın kafayı. Varyozu vurdukları zaman olacak mı bu? Olacak tabii. Kafir, bedeni yaşayan, bedensel hayatı yaşayan girecek. Neyse ben çok konuştum. Devam et abi. Şu suali halleden, yani bu suali halledilmesi için bu beş şart beşlemiz göstermiş. Şu suali halleden, bir çok geniş ve çok derin, iki çok derin.
Üç, çok yüksek olan hakikat-ı uzmaya, yani bu azim hakikate uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Şimdi bu hakikat hem derin, hem çok derin, hem çok yüksek, hem çok geniş. Şimdi ben burada Nazmani'den çok genişe ruh dedim. Çok geniş. Çok geniş. Çok derin kalp dedim. Çok yüksek dima dedim. Yani bu üçüyle birlikte bakmak. Yani belki bu şey yanlış olabilir de benim yaptığım sıralama. Yo yanlış ne olsun ya? Bu doğru mu abi? Çok geniş ruh, çok derin kalp. Yo ben başka şekilde yaptım onu. Bu üçüyle birlikte bakılırsa bu hakikati uzma ancak öyle biraz anlaşılabilir yani. Mesela şöyle dedim. Var ya emaneti verdim. Oradan okuyorsun değil mi? 24. mektubun başlığı. Ha 24. mektubun başlığı. Ha bu. Şimdi insan emaneti verildi. Orada üç tane söylüyor. Çok geniş. Genişi küre arza şey yapıyor. Kalp. Küre arza şey yapıyor mesela. Küre arza. Çünkü kainatın kalbi küre arzdır diyor. Kainatın kalbi. Kalp. O zaman küre arz. Geniş. Ucu bucağı yok. Yani yok şeyi. Yani yüksek ruh. Çok derin dahi olsa dibi var yani gene. O da dima. O da aslında dibi de yok da. Yani fark etmez. Nasıl bakarsan. Önemli olan bunları düşünmektir yani. Bunları isabet etti mi hiç şey yok. Zorlamayın o konuda. İsabet ettim etmedim. Önemli olan kendini kendine konu mevzu edebiliyor musun? O zaman Nazmani tersten abi. Dima, kalp, ruh diye gidiyor burada. Nasıl geçiyor? Nazmani nasıl geçiyor? Çok geniş. Genişi ne dedin? Ben genişe ruh demiştim. Sen mi dedin yoksa şey mi? Nazmani ne? Yani burada dima, ruh, kalp yok. Bunlar yani ben böyle olabilir diye sadece düşündüm. Yani. Bu tamam. Şeyde mesela hiç yok abi. Ha o zaman sen ne dedin? Genişe dur. Farklı düşünmek istiyorum. Genişe ne dedin? Ruh mu dedin? Genişe ruh olabilir dedin. Şöyle yapalım abiler. Okyanus geniş mi? Sahil yok. Denizin ortasında bulunan bir adam. Onun için sahil var mı? Yok çok geniş. Buna ruh dedin. Tamam. Çok derin kalp dedim. Aşağı kalp dedin. Çok yüksek dima dedim. Dima dedin yukarıya. Ha, sen dediğin gibi olursa çok geniş dima. Yok çok geniş kalp. Çok geniş kalp. Çok derin. Çok derin dima. Dima. Çok yüksek. Ruh. Ruh. O zaman böyle oluyor. Kalp, dima, ruh oluyor. Önemli olan böyle düşündüm. Böyle o sonuç. Böyle değil yani. Hiç. Ve farklılık zenginlik katıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Onun çok hoşuma gitti. Niye? Mevzu etmek. Kendine mevzu etti. Konu edersen mevzu olursun. Kendini kendine konu edersen mevzu sensin. İşte böyle oluyor. Demek ki çok geniş, çok derin, çok yüksek. Bu üç tane uygularsak da yaparız. Dahi ve muhtazi ve muhtezayı uygulayabilecek misin o geniş yönü? Yani şeyden... Bak şimdi, o zaman asıl bu mu? Evet abi. Senin dediğine göre yapalım. Sen asıl ruh ya. Ruh. Asıl ruh. O zaman bu ruh dedin. Geniş. Evet. Seni söylediğini yapıyorum. Evet abi. Ruh. Bu insanı şey yapmıştır, dişe vuruşu, bu da kalp. Evet abi. Kalp oluyor senin şeyine. Kalp. Bu da dima oluyor. Değil mi? Evet abi. Sen şeyine. Ha. Dahi, ruh. Uyuyor işte. Tamam. Sonuç ne ya? Ne olur bu? Yani netice nedir yani? Ruh, kan, diman, gaye ve yani netice ne olur aşu? Bunların neticesi ne olur? Bunların? Fiiliyat. Başka? Ubudiyet. Harika. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Allah'a bakan tarafı iman. Öyle demiştin ya Allah'a bakıyor. Evet abi. Bu da ubudiyet. Bunun için olmuş. O zaman netice ikisinin bütününe de rıza ilahi de diyebiliriz. Bunu ikisine de
Doğru mu? Böyle defterli çalışacaksınız. İbadet, namaz, oruç, tekalif-i şeriye, tekalif-i şeriye, ibadet, oruç, namaz gibi. Ölünce de o bitiyor. Ubudiyet ise halik ve mahluk ilişkisi. O vefat edince de işliyor. Cennette olsak da Allah halik, biz de mahlukuz hala. Cennette de istemeyecek biz abi. Dua edeceğiz yani. Cennette de istemek var. Dua etmek, ibadet orada da devam ediyor yani. İbadet sadece namaz, ya bir değil. Farziyeti namaz var mı Mehmet? Zorlaş. Ha? Namaz farziyeti var mı cennette? Yok. Oruç farziyeti var mı? Yok. Yok işte. İbadet yok. Rüştü abi ne demişti biliyor musun? Bu konuda aynı sana bir şey, benzer bir şey demişti. Dedim ki, arabadan derse gidiyoruz. 1987 veya 88, hiç unutmuyorum. Boğaz Köprüsü'nde Türkiye'de para veriliyor. Tam orada. Dedim ki abi, yani ibadet, ibadet yani niçin konmuş dedim yani böyle. Arabada başkası kullanıyor, Ahmet abi kullanıyor. Ben yanındayım, yanında arkadan üçte abi. Ben hep istiyorum böyle kafamdaki sorular soracağım. Yetmiyor dershane bana. Dedim ki ya böyle bir sistemi niye koydu yani oruç, namaz gibi şeyleri? Koymasa yani böyle. Sistem için. Dedi ki inşallah öyle bir zamana geleceksin ki dedi. Haşa, haşa, haşa dedi. Allah namazı kaldırsa, namaz kılmak haram olsa, sen dedi ruhun o kadar alışır ki dedi namaza, sen dedi o haram işlerdin. Yani ruh lezzet alsın diye namazı kılardın. Yapamazsın dedi, kılmamak. Ruh öyle alışıyor, öyle alışıyor ki dedi. Yani namaz kalksın desen bile yapamazsın, mutlaka kılarsın dedi. Veya o saatte aktif olursun. Mesela devamlı sabah namazına kalkan bir insan zil çalmasa bile aman aman o saatlerde kalkıyor, yaşlanıp çıkıyor. Yani ruhun, ruhtaki şeyleri zahirde ibadet falan sure okunuyor ama aslı öyle değil mesela. Elma armut donmuş enerjidir. Donmayan enerjiler nedir? Niye ayva donmuş enerji? Bu bir hedefi var, adresi. Donmayan enerjinin adresi yok. Güneş enerjisi donmamış. Bir şeye muayenleşmemiş. İşte ona varmak için bu lazım. Yani ayva ona var. İşte namaz niyaz da ruha varmak için yöntemmiş. İçeriği uyanıyor. Zaten yatsı namazında karşıya geçmiş ya. Tövbe karşıya git dediğimiz işte.